Evet, fokus kaldığı yerden devam ediyor. Ben Burcu Kıratlı, bugün Reyhan Baysan'ın yerine size ben eşlik etmeye çalışacağım. Ve piyasalar bugün tabii Nvidia'nın bilançosunun sonrasında hareketli olsalar da diğer gün öne çıkan gündem başlıklarında neler var? Şöyle hızlıca beraber bakmaya çalışalım. Tüketici güveninin yatay seyrettiğini görüyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici güven endeksi Mayıs ayında binde bir oranında artarak 80.51 oldu. Ve tüketici güven endeksi Nisan ayında 80.40 olarak 46 olarak açıklanmıştı. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 82.9'dan 82.8'e gerileyerek, gelecek 12 aylık dönemde de genel ekonomik durum beklentisi ise 78.3'e yükseldiğini görüyoruz. Evet, piyasalarda Nvidia gündemi, haftanın başından beri aslında bu kısmı konuşuyoruz. Satış tahminlerinin yapay zeka talebinin güçlü olduğunu göstermesinin ardından Nvidia hisseleri yükseldi. Yükseliş diğer riskli varlıkları da harekete geçirdi. Çarşamba gününü hafif düşüşle kapatmıştı Wall Street endeksleri, fakat bilançonun piyasalar kapandıktan sonra açılmasının ardından, güçlü bilançonun ardından vadeli işlemlerde %1'e varan oranlarda vadeli piyasaların yükseldiğini görüyoruz. Nvidia'da yaklaşık %6'lık yükseliş kaydetmişti. Diğer taraftan Goldman Sachs'tan CEO'sundan faiz mesajını takip ediyoruz. Goldman Sachs CEO'su David Solomon, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesini beklemediğini söyledi. Ve bu yıl sıfır faiz indirimi bekliyorum. Ve sanırım daha yapışkan bir enflasyona da hazırız dedi. Evet, bu sözleri gerçekten özellikle şu günlerde, faiz indirimi konularını konuşulduğu günlerde Goldman Sachs gibi önemli bir kurumun CEO'sundan gelen açıklamada piyasalarda etki yaratmasa da önemli bir açıklamaydı diyebiliriz. Evet, şimdi piyasalara şöyle hızlıca bir göz atalım. Borsa İstanbul yine hareketli günleri yaşıyor diyebiliriz. Şu anda endeks binde 2.3'lük yükselişte olduğunu görüyoruz. Özellikle açıklanan bilançoların endeks üzerinde Tüpraş gibi bilançoların eksi tarafta yer alsa da Türk Hava Yolları'nın açıklanan bilanço sonrasında eksiliğe başlayıp artıya geçmesi bu yükselişin önemli sebebini oluşturan kısım olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan dolar TL'ye baktığımız zaman yatay artı bir görünüm var. PPK'yı bekliyor da diyebiliriz bu kısım. Faiz artışı ihtimali bu toplantıda düşük olsa da özellikle piyasanın gözü kulağı diğer taraftan depo alım ihaleleri ve zorunlu karşılıklar gibi ek adımlarda olacak mı? Bunu da yakından takip ediyor diyelim ve Euro TL'ye bakalım. O tarafta da binde 4.6'lık yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Euro TL tarafının dolar TL'ye nazaran biraz daha yukarıda olduğunu da görüyoruz. Gelelim Bitcoin'e. Haftanın başından beri yine zirve haberleriyle gözümüz kulağımız bu taraftaydı bir yandan. 69.765 dolarda şu anda yaklaşık binde %1'e yakın yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Brent petrol tarafı 10.000'de 4'lük bir düşüş söz konusu bu tarafta. Özellikle bu tarafta talep kısmını yakından takip ettiğini görüyoruz. Spot altın tarafında ise bugün yine %1'e varan bir düşüş olduğunu görüyoruz. O tarafta yine özellikle jeopolitik gelişmelerden sonra altın fiyatında haftanın başında yükselişte zirveleri kırdığını takip etmiştik. Ama haftanın sonuna gelirken artık bir miktar oralarda da realizasyon olduğunu takip ediyoruz diyelim. Evet, ve gidiyoruz buradan şimdi Albatros'a. Kıdemli portföy fon yöneticisi Oğuzhan Özer bizi bekliyor. Oğuzhan merhaba, ben hem içeriği hem böyle bizim piyasadan biraz böyle ana başlıklar vermeye çalıştım ama sen nasıl görüyorsun genel iklimi, havayı, senin notlarında neler var? Burcu selam, iyi yayınlar. Gayet güzel özetledin aslında. Bugün günlerden bizim için Merkez Bankası data akışından ziyade aslında haber ve açıklamalar haftanın gündemini belirledi. Merkez Bankası'ndan herhangi bir artış beklentimiz olmamakla beraber dünkü FED tutanaklarında da belli bir şahin duruşun devamını işaret eden açıklamalar sonrası bizde de beklenti bu yönde olur mu acaba gibi düşünebiliriz. Faiz koridoru ya da işte faiz oranı her zaman için ana araç olarak söylenmeye bize devam edecek. Evet, bir artış beklemiyoruz ama ekonomideki soğuma için başka sıkılaşma hareketleri bekliyoruz piyasada. Genelde beklentisi piyasanın bu anlamda. Yani bunlar ne olabilir? İşte ZK oranlarında yeni artışlar, işte krediye ulaşımda taksit gibi yeni ayarlamalar, vergi tarafında da emlak ve taşınmazlar için rant vergileri gibi söylemler, kalemler şu an için piyasada konuşuluyor. Yeni açıklamaları bu anlamda şahin olarak bekliyoruz ve bunda piyasaya etkileri mutlaka olacaktır. Ama tüm dünyada enflasyon hala tam olarak yenilmiş değil.
Burayla bir savaş hala devam ediyor. Özellikle baktığımızda hizmet tarafında hala güçlü bir şekilde enflasyonun katkısını görüyoruz. Enflasyona olan katkıyı görüyoruz ve burada artık bir yapışkanlık sanki söz konusu. Bu anlamda yüksek faize bağlı olarak da dolar gücünü korumaya devam ediyor. Biz iki gündür Yapı Kredi ve Koç haber akışıyla çalkalanan bir piyasa izledik. Ama yurt içi ve yurt dışından gelen bilançolarla işte senin de az önce Nvidia'dan verdiğin örnek, işte Tüpraş'tan verdiğin örnek gibi biz de dengelenmeye çalışıyoruz. Özellikle kötü gelen, bizim içeride kötü gelen ya da beklentilere paralel gelen bilançolarla birlikte kurumsal tarafta ve fonlarda satış görmüş BIST 50 hisselerinde bu düşüşler sonrası yeniden alım için bir kollama yapılabilir. Burada yeni pozisyonlanmalar yapılabilir. İşte bunun örneği nedir? Demin söylediğim gibi Tüpraş olabilir, Türk Hava Yolları olabilir. Burada yeniden pozisyonlanma olabilir. Genel anlamda piyasada artık her şey enflasyona odaklandı ve bizdeki ikideki açıklamaya odaklandı diyebiliriz. Teknik olarak da 10.750'yi aşağıda kırılmadıkça 11.000'in üzerinde kapanış hareketleriyle devam edecek. Burada müzik devam ettikçe dans etmeye piyasada devam edecektir muhtemelen. Oğuzhan, ne kadar güzel özetledin ve güzel bir cümleyle tamamladın. Ben de sana teşekkür ediyorum ve Albatros Portföy ailesine güzel bir gün diliyorum. Evet, buradan kısa bir araya gidiyoruz. Daha sonra özür dilerim yönetmenim uyarıyor. 4. Global Gastroekonomi Zirvesi'ne gidiyoruz ve muhabirimiz Cemre Nur Karaca'nın yanında TÜRİT Başkanı Kaya Demirer var. Detayları da Cemre'den alıyoruz. Cemre Burcu, merhaba. İyi yayınlar, selamlar. Evet, senin de bahsettiğin gibi 4. Global Gastroekonomi Zirvesi'ndeyiz. Yanımda TÜRİT Başkanı Kaya Demirer var. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Biraz zirvenin detaylarını, neler konuşulacağını, gastroekonominin göbeğinde, kalbinde hangi konularını attığını sormak istiyorum. Şimdi hem gastronomi var hem ekonomi var ama tabii en önemlisi yeme içme ekonomisinin öneminin anlatılması var. Kime? Kamuoyuna, yerel ve merkezi otoriteye. Bence çok başarılı geçiyor. Sabahki konuşmalar şu ana kadar gayet ilham vericiydi. Sayın Bakan da gastronomi turizminin öneminin altını çizdi. İyi yolda gittiğini düşünüyorum. Yani geçen seneki turizm gelirlerinin içindeki gastronomi payının %19 oranında kendi içinde artması ve dolayısıyla payının turizm gelirleri içinde artması da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bunda Michelin'in özellikle büyük etkisi var. Mesela bugün daha çok taze bir bilgiyi Urla'dan aldım. Mayıs ayında geçen seneye göre yabancı misafir oranları %20 oranında artmış. Bu çok önemli bir oran. Demek ki artık Urla'yı Michelin sebebiyle Urla'lı restoranları yabancılarımız tercih etmeye, keşfetmeye başladı. Bu bir yörenin kalkınması adına özellikle Bağyolu'da olan Urla'da Michelin'in çok önemli bir ürünü çünkü Bağyolu ve şarapçılık. Yörenin kalkınması adına çok önemli bir gelişme. Bunu da Turizmi Geliştirme Ajansı'nın yoğun çabalarına onların sayesinde olduğunu biliyoruz. Çünkü iyi yolda gidiyoruz ve bugün çok ilham verici konuşmalar var. Tarım konuşulacak, kooperatifçilik konuşulacak, gastronominin temelindeki sorunlar ama fırsatlarıyla birlikte yatırılacak. Mavi ekonomi konuşulacak. Mavi ekonomi bizim çok önemsediğimiz yeni bir deyim. Sadece yeşil değil, artık okyanusların etrafında ekonomi. Önce sahip çıkmak, korumak, sonra onun nimetlerinden faydalanmak. Yenilebilir enerji dahil mavi ekonomi konuşulacak. Yaratıcı ekonomilerde Türk dizileri, sinemaları içinde gastronomi nasıl olabilir? Hem senaryo uzmanı hem de bugün Turizm Bakanlığı'nın Sinemalar Genel Müdürü Birol Güven ve Yüksel Aksu yapımcı, Timur Savcı yapımcı birlikte konuşacaklar. Çok kıymetli bir panel olacak. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi ben biraz ekonomiye de, ekonomi tarafına da girmek istiyorum. Restoranlardaki fiyat artışı epeyce tartışıldı son günlerde ve her geçen gün biraz daha artıyor. Enflasyon etkisi nedir burada? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi aslında buna ben konuşmamda değindim. Büyük büyük tablolar koydum o dev ekrana. İstiyorsanız bir ara sizin kanalınıza da gelip tekrar anlatayım. 2020 ile 2024 arasında bir restoranın ana girdisi olan iki tane gider kalemi olan unsur var. Bir tanesi insan kaynağı, bir tanesi de ham madde gideri. Takdir edersiniz. Bunlar toplam giderinin %75'ini oluşturuyor. Bu iki kalemde %700 ile %800, yani 7-8 kat artış var 4 senede. Böyle baktığınız zaman aynı dönem içerisinde döviz artışının da sadece %350'de kaldığını gördüğünüz zaman
bir turist için dahi Türkiye'nin 2020 yılındaki 100 euroluk bir yemeği bugün 200 euroya geliyor. Matematiksel hesap bunu söylüyor. Dolayısıyla aslında elbette içimizde çürük yumurtalar, fırsatçılık yapmaya çalışanlar vardır ama bir restoran dünyasında asıl cezayı yetkililerin kesmesine gerek yok, müşteri keser. Siz bir yere gittiğinizde ödediğiniz paranın karşılığını aldığınızı düşünmezseniz bir daha gitmezsiniz. Onunla da kalmazsınız, eşinize, dostunuza da anlatırsınız. İşte biz orada zaten çok zor duruma düşeriz. Onun için basiretli tüccar her zaman arzla talebin birleşmesi gereken fiyatı bilir. Ama biz girdilerimizin bu kadar arttığı yerde enflasyonun sebebi değil, maalesef mağdur sonucuyuz. Biz de sonuçlarına katlanan tarafız. Biraz dişimizi sıkacağız hep beraber ama fırsatçılığa da mahal vermemek de önemli. Buna da katılıyorum mutlaka. Şimdi çok kısa bir dakikam kaldı ama şunu da sormak istiyorum. Bazı restoranlarda hem bahşişin hem de servis bedelinin tadil sona yazıldığı görülüyor. Biz de şahit olduk buna, ben kendim de. Aynı nasıl? Adisyon içinde mi ikisi? Evet, evet, bu yasal. Değil. Yani şöyle bir defa. Servis ücretinin, yani herhangi bir zorunlu, verdiğiniz hizmetin karşılığında zorunlu bir ücreti misafirden talep etmek için bunu menüye yazmanız lazım. Yani siz bir restorana gittiğinizde nasıl menüsündeki bir ürünü, bir bonfileyi, fiyatını görüp tamam ben bu fiyata bu yemeği yerim diyorsunuz. O menünün her sayfasının altında bu iş yerinde katma değer vergisi fiyatlara dahildir. Yüzde şu kadar servis ücreti fiyatlara eklenecektir ibaresinin olması lazım. Bu yoksa, siz adisyonda bunu sürpriz olarak görüyorsanız ilk defa itiraz edin, ödemeyin. Çünkü bu doğru bir yöntem değil. Ama menüde yazıyorsa, siz o menüden o bonfileyi yerken üzerine de ne kadar servis ücreti ekleneceğini görerek sipariş veriyorsunuz. Bu bir akit aslında. Bunu da Ticaret Bakanlığı'na anlattık. Ama sizin söylediğiniz hem servis ücreti hem bahşişin aynı adisyonda olması hem yönetmeliğe aykırı hem de ahlaka da aykırı. Yani ya o ya o olmalı. Servis ücretinin yavaş yavaş yayılmasının nedeni bahşişin yeteri kadar toplanamamasından dolayı. Ama bu işi çok yakında bir yönetmelikle çözeceğiz. Kredi kartıyla bahşişi gönüllülük esasıyla verebileceksiniz. Bu olduğu zaman da servis ücreti yavaş yavaş gündemden düşecek. Ben çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Evet, Burcu Kaya Bey'den görüşlerini aldık. Söz tekrar sana bırakıyorum. Cemre teşekkür ediyorum. Oldukça da keyifli biz de sohbetinizi dinledik, izledik. Sana da iyi günler diliyorum. Evet, buradan kısa bir araya gideceğiz. Aranın dönüşünde değerli konuklarım var. Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti. Malum gündem PPK, kendisiyle konuşacağız. Ve daha sonrasında Nizamettin Aşa'yı ağırlayacağız. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı. Reklamdan sonra buradayız. Evet, Fokus devam ediyor. Bu bölümde Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle. Seltem Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii malum bugün PPK günü ama biz sizinle öncesinde sohbet etme şansımız oldu. Faiz artışı beklenmiyor ama başka neler konuşulabilir? PPK metninde neler görebiliriz? Onu düşünüyoruz bir taraftan. Bir taraftan nerelere vurgu olabilir? Burayı sorarak başlayalım. Tabii faiz beklentimizden bahsedeyim öncelikle. Biz de bir faiz değişimi beklemiyoruz Merkez Bankası'ndan. Temel olarak geçtiğimiz aylardaki vurgularını yenilemesini bekliyoruz. Yani enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş olana kadar para politikasındaki sıkı duruş devam edecektir ifadesinin korunmasını bekliyoruz. Bunun da temel nedeni mevsimsellikten arındırılmış aylık bazdaki enflasyonun düşüş trendine tam olarak Merkez Bankası'nın istediği seviyede girememiş olması. Tabii ki burada bir takım sebepler var. Özellikle hizmetler sektöründeki enflasyonun katılığı, buna paralel olarak daha doğrusu bunun nedenlerinden bir tanesi olarak gıda fiyatlarındaki özellikle taze sebze meyve fiyatlarındaki artışlar, ulaştırma fiyatlarındaki yükselme, yani hizmetler sektörünün hemen hemen tüm alt kalemlerindeki artış Merkez Bankası'nın para politikasını sıkı tutmasına devam edecektir. Bir farklılık olarak şuna değinebilir Merkez Bankası. Geçtiğimiz ay hatırlarsınız metinde bugüne kadar yapılan faiz artırımlarının etkisinin görülmesine ilişkin bir
beklenti belirtmişti Merkez Bankası. Bundan dolayı faiz artırımına gitmediğini ifade etmişti. Daha doğrusu bu sebeplerinden bir tanesi olmuştu. Şimdi en son verilerle gördüğümüz kadarıyla yurt içi talebin artış hızında bir yavaşlama söz konusu. Evet, ilk çeyrekte perakende satışlar kuvvetliydi. Fakat daha yüksek frekanslı verilere baktığımızda krediler ya da kredi kartı harcamaları gibi burada bir artış hızında bir azalma var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu kademeli bir şekilde geri kalan verilere de sirayet edecektir diye değerlendirdiğimizden dolayı biz ve yüksek frekanslı verilerde buna işaret ettiğinden dolayı Merkez Bankası iç taleple ilgili görünümün bir miktar daha yavaşladığını ve enflasyonu destekleyici yere geldiğini önceki metinlerden farklı olarak bu metinde ifade edebilir diye değerlendiriyorum. Evet, Seltem Hanım, şimdi tabii Bakan Şimşek'in de açıklamaları vardı son günlerde, hatta dolar TL'ye ilişkin de açıklamaları vardı, işte rezervlerin artması ve biz alış yapmasak işte 30 TL'nin altına sarkabilir, hatta burada volatilite azaldı, TL'yi hala zayıf görüyorlar ama volatilitenin de azaldığını da söylüyorlar. Bir de Türkiye'de henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı diyor. Yani aslında ekonomi yönetiminde bunun biraz daha bize zaman tanınması gerektiği yönünde mi okuyorsunuz siz bu mesajları? Bir de bugün yine TÜİK verisinde tüketici güven endeksinin bir önceki aya göre pek de değişim göstermediğini fark ediyoruz gelen verilere göre. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Özellikle tüketici güveni tarafından seçim sonrasında hala bu istenen durum oluşmadı mı sizce? Şöyle, tüketici tarafında alt kırılımlarına baktığımızda aslında enflasyon beklentisinde bir iyileşme var son iki aydır. Yani önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi geçtiğimiz 12 ayla kıyaslandığında daha düşmesine yönelik beklentiler artıyor tüketicilerin tarafında da. Ama tabii ki tüketici olarak ekonomiyi değerlendirdiğinizde ve size yansıyan koşulların ne olduğuna baktığınızda sıkılaşmış bir finansal koşullarla karşılaşıyorsunuz. Zaten bundan dolayı da dezenflasyon süreci başlayacak. Çünkü enflasyonun talep yönlü katkısının kırılması aslında para politikasındaki adımlarla hedefleniyor. Dolayısıyla tüketiciler kendilerini daha yüksek kredi faizleriyle, daha yüksek kredi kartı faizleriyle ve geçmişten gelen hali hazırda zaten yüksek olan ürün ve hizmet fiyatlarıyla baş başa buluyorlar. Yine de önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik durum beklentisinde bir miktar toparlanma var tüketiciler tarafında da. Bu da aslında şunu gösteriyor. Evet, belki genel endeksin, yani manşet endekse çok fazla yansımamış olabilir. Ama her ne kadar sıkı finansal koşullarla karşılaşmış da olsa tüketicilerin de aslında temel olarak baktığı gösterge enflasyonun düşüp düşmeyeceği. Yani bu aslında toplumsal da bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Çünkü şu andaki durumdan çok hoşnut olmasa da tüketiciler en azından önümüzdeki döneme ilişkin ekonomik durum ve enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentilerde bir olumluya gidiş var son iki aydır. Bu pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Birinci sorunuza gelecek olursak, burada evet Türkiye'deki faizler küresel faizlerin arttığı dönemde düştüğünden dolayı bizim dezenflasyon sürecine girişimiz de küresel ekonomilerden daha geç oldu. Dolayısıyla tabii ki bu bir program. Zaten ekonomi yönetimi de bunun orta vadeli ancak sonuçlarının görebileceğimiz bir program olduğunu doğruluyor. Biriken bir maliyet enflasyonu da var tabii ki ekonomide. Her ne kadar kura ilişkin beklentiler biraz daha stabilize olmuş da olsa, ama tabii ki bu dengelenmenin görülmesi, yani yavaş yavaş enflasyon beklentilerinin çıpalanabilmesi, kurdaki artış hızının beklendiği kadar olmayacağına ilişkin beklentilerin kuvvetlenmesi diyelim ve firmaların fiyatlamalarını buna göre yapmaya başlamaları, öte taraftan tüketicilerin enflasyon yükselecek endişesiyle yapacakları harcamaları çok yakın vadeye çekmemeleri, bunların hepsi bir takım tüketim ve fiyatlama alışkanlıklarının yavaş yavaş ekonomik göstergelerle uyumlanma, ekonomik beklentilerle aslında uyumlanma süreci ve tabii ki de hızlı olmayacak. En azından bizim beklentimiz sene sonunda, enflasyon tarafından örneğin ele alacak olursak, bizim beklentimiz sene sonunda yıllık enflasyonun %43 seviyesine düşeceği yönünde.
Merkez Bankası'nın üst sınırına yakınız. Ama tabii ki yurt dışına baktığımızda burada zaten çok uzun dönemdir Amerika ve Avrupa Merkez Bankası'nın ya da büyük İngiltere Merkez Bankası'nın da enflasyona karşı verdiği ciddi bir savaş var. Onlar biraz daha dolayısıyla erken almaya başladılar bunun sonuçlarını. Bizim sonuçlarını görmemiz kısa vadede Mayıs ayından sonra olacak gibi yıllık bazda. Ama tek haneli ve istikrarlı ekonomik aktörlerin beklentilerinin içine girmeyecek kadar düşük bir enflasyon seviyesine ulaşmamız için tahminim 2026'yı görmemiz gerekecek. Seltem Hanım, teşekkür ediyorum. PPK'dan sonra da bol bol konuşacağımıza benzer gibi gözüküyor zaten. Coface Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikteydi efendim. Şimdi stüdyoya dönüyorum. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa bizimle birlikte. Nizamettin Bey, hoş geldiniz. Tamam, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi tabii sizin aslında gündemi böyle sıcak gündeme doğru ilerliyoruz gibi gözüküyor. Sayın Bakan Şimşek'ten de bu arada açıklamalar da geliyor. Özellikle kira artışında %25 sınırının devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum dedi. Bu %25 sınırı tahminen ne zaman kalkar? Şu anda 1 Temmuz olarak bekleniyor ama evet, planlanan bu tarafta 1 Temmuz olarak gerçekleşir mi? Şimdi Sayın Bakan'ın açıklamasından aslında bunun bu dönemde kalkacağı gibi algılanıyor. Anlıyor, evet. Çünkü devam etmesinde hiçbir sebep yok. Hı hı. Yani bence etmemeli demiş. Yani en yetkili ekonomi ağızlarından bir tanesi Sayın, evet, Bakanımız. Zaten bu %25 uygulaması o dönemdeki fahiş yükselişleri engellemek ve bir bakıma enflasyon kalemini biraz frenlemek içindi. Şu anda anladığımız kadarıyla hatta bundan şunu bile çıkarabiliriz. Enflasyonun düşme eğiliminde olduğu yönünde bu bir mesaj bile olabilir. Çünkü dediğimiz gibi konut kiraları enflasyon kaleminden bir tanesi. Bundaki o tahtinin kalkması da bu enflasyonda bir düşüşün alameti gibi algılamak mümkün. Şimdi Sayın Bakan bunu açıkça net bir şekilde söyledi. Eğer bu kalkacaksa bu dönem kalkacak. Tabii. Zaten geçici. 1 Temmuz olacak yani. Tabii geçici bir kanun zaten. Geçici kanun olduğu için zamanlıydı yani. Ne dedi? Temmuz ayında bitecek dedi. Yeniden bir uzatma gözükmüyor şu anda. Veya işte herhangi bir kanun düzenleme duymadık henüz. Onun için zaten bakan demese bile bu süreli bir kanun olduğu için bence 1 Temmuz'da bitmesi lazım zaten, hı hı, genelde. Zaten beklenen o yöndeydi. Bakanın açıklaması da bunu destekler nitelikte diyoruz şimdi. Evet, evet. Peki 1 Temmuz sonrası en önemli, en merak edilen soru bu. Kira artışı nasıl düzenlenecek? Şimdi tabii asıl kanuna döndüğümüz zaman o %25 dediğimiz gibi geçici bir kanun uygulaması. Hı hı. Asıl kanun TÜFE. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını öngörüyor. Kanun, şu şekilde borçlar kanunu, yıllık kira artışını TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bağlamış. O ayki açıklanan tabii. Yani bu belli bir dönemde açıklanan bütün yılı kapsamıyor. Hangi ayda bitti mukaveleniz? Temmuz'da bitti. Diyelim. Temmuz enflasyonuna bakıp Temmuz'daki TÜFE'ye uygun bir şekilde zam yapması icap ediyor. Bu en üst limit. Tavan yani. Bunun tavan daha üstüne enflasyona bas. Göre belirlenecek. Aynen, tüketici fiyat endeksi 12 aylık ortalaması. Hı hı. Yani o şekilde olacak. Bence başka bir değişiklik yapılmayacak. Peki alt sınır gibi bir şey olabilir mi? Böyle bir hani aralık belirlenebilir mi? Biraz daha, çünkü %25 bir anda kalkıyor ama hayatımızdan hemen o %25 çıkacak mı? Yoksa üst sınırı enflasyon olarak belirleyip acaba alt baremde %25 hala kalıcı olabilir mi? Şimdi öyle bir şey zaten, bakın bu TÜFE dediğimiz 12 aylık ortalama üst limit. Hı hı. Yani bunun altında iki tarafın anlaşmasıyla zaten daha aşağı zam olmaz yapmak diyorsunuz. Mümkün. Yani bunun altına bir limit koymak bence çok iyi olmaz. Bu defa yorumlar başlar yani, hı, madem altı böyleymiş ben en alttan diye. Bu bir çatışmaya sebep olabilir. Onun için üst limit açıklansın, belli olsun. Onun altı zaten anlaşmaya bağlı. Biz ev sahibi ve kiracı ikimiz siz anlaşıyorsak. Ama bunu mutlaka yazılı yapılması lazım. İkaz etmiş olalım. Bakın herhangi bir sebepten ev sahibiyle kiracı bir alt limitte anlaştı diyelim. Hani bu ay mesela %60 çıktı, hı hı, değil mi? Hı hı. %60 değil de ben %30 zam yaptım size. Hı hı. Ben kiracım, ev sahibi %30 zam yaptım.
Başta siz bir şey demediniz, devam ettiniz. Ama ne zaman isteseniz o kalan farkı benden talep etme hakkına sahipsiniz. Evet, bu yüzden aslında belki bu kısım da önemli olacak. Hı-hı. Çünkü çok fazla tartışma döndü biliyorsunuz bu yani, yorumla ilgili. Çok kötü oldu. Çünkü yıl içerisinde de enflasyon öyle seviyelere geldi ki o alt limitlerin, bazen hatta üst limitlerin bile anlamsız kaldığı zamanlar oldu. O yüzden acaba hani bir aralık belirlenip de yıl içerisinde enflasyonun seyrine göre bu tekrar düzenlenebilir mi aslında? Biraz da onu o şekilde ya, sormak ben istemiştim. Ben zannetmiyorum öyle bir şey. Dediğimiz gibi bence ucu açık olmamalı. Yarım, yani yoruma açık olmamalı. Net bir şekilde üst limit bu, altı anlaşılır gibi öyle bir mesaj da bu iş olmalı. Yoksa bu mevcut olan çatışma bitmez. Tabii. Yani zaten %25'in bize yaptığı en büyük kötülük, bırakın ekonomik yönünü, sosyal yönden çok büyük şey sebep oldu yani. Kavga, dövüş, bıçaklama, adam onu evi yakma, adam evi havaya uçuruyor, evet. Kapıyı bacayı söküp giden, biz piyasada olduğumuz için, yani bizzat bu işi sıcak yaşayan bir meslek grubu olduğumuz için biz çok vakıfız ve hep buna böyle bir şey olmaması icap ettiğini, bunda bir kısıtlama olmasın, bırakın adamlar anlaşsın. Biz zihniyetiyle yaklaştık ve kendi açımızdan da bize intikal eden ki, İlk bize geliyorlar yani şimdi ev biz ilgileniyorsak ev sahibi de bize geliyor, kiracı da bize geliyor. Bu işi ne yapacağız diye biz de diyoruz ki anlaşın. Bir şekilde uyum sağlamasına biz yardımcı olduk vatandaşların. Bizden sonra zaten o geçtiğimiz iki yıl içinde bize intikal eden olaylarda hemen hemen %60-%70 biz uzlaşma sağladık iki taraf arasında. Ve bunu da tavsiye de ettik. Nitekim mevcut hukuki düzenimiz de bu arabuluculuk sisteminde önce bir anlaşın diyor, bir uzlaşın bakalım diyor. Anlaşamazsanız mahkemeye gelin gibi bir hukuki bir süreç de şu anda mevcut. Bu sebepten bizim düşüncemiz de çok iyiydi, başarılıydı. Şu an kanunu yaklaşım da bence çok başarılı. Dediğimiz gibi iki tarafın uzlaşması en önemli şey. Çünkü %25'in zaten uygulanamadığını ve çok büyük de sosyal patlamanın sebep olduğunu evet. gördük zaten. Evet. O bakımdan bence kısıtlamaya hiç gerek yok. Hatta ucu açık kalsa, isteyen istediği gibi anlaşsa belki daha iyi olacak. Evet tabii enflasyon herkesin dengesini bozdu gerçekten. Az önce söylediğiniz örnekler de bunun aslında bir örneği. Tabii iyi niyetli olan, kötü niyetli olan tabii. Hem ev sahipleri var hem kiracılar var. O da ayrı bir zaten sosyolojik konu oldu hatta ülkede. Ama şunu sormak istiyorum az önce söylediğinize istinaden mahkemeye taşınma konusunda. Bu 2 Temmuz'da şu anda 5 yılını dolduran kira kontratı olan ev sahipleri kira tespit davası açabilecek mi? Tabii açabilecek. Yani o 5 yılı bakın bu %25 geçici bir uygulama. Mevcut borçlar kanundaki tüfe maddesi kanun maddesi. Belki yani bir uygulama. Böyle bir sürü dava açılacak. Evet. Yani o 5 yılı engelleyen veya işte öteleyen bir olay yok şu anda. Ev sahibi istediği zaman 5 yılı geçecek yalnız. 5-6. Yılda tespit davası açabilir her zaman için. Yani bu %25 de olsa, %85 de olsa değişmez. Yani şu anda tüfeye dönüyor olması ev sahibinin emsal kira davası açmasını engellemez. Yani o bakımdan bir şey yok. Yani değişen hiçbir şey olmayacak. Sadece yıllık kira artışı tüfe endeksi olacak. Kanun uygulanırsa veya başka bir şey çıkmaz ise. Yani devlet diyebilir ki ya %25 olmasın da 35 olsun da diyebilir. Yani o başka dava. Hiçbir şey demezlerse kanunen öteki süreç bitiyor ve tüfe başlıyor 2 Temmuz'da. Bundaki şanssızlık işte evet. 1 Temmuz'da olan kiracı şanslı, evet, ev sahibi şanssız olacak. Evet, gerçekten bu dönemin böyle değişik hikayeleri de oldu. Bu dönemde tabii peki bu tüfe artışıyla beraber siz emlak sektöründe tabii şu anda konu sahibi olmanın da zorlaştığı yerde, kiralamanın da böyle zorlaşacağı bir döneme tekrar giriyoruz gibi son bir dakikamız kaldı. Genel anlamda bir de böyle sektörü değerlendirecek olsanız. Bakın şimdi tabii barınma ihtiyacı insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Bu insanlar bir şekilde bir ev bulacak, bir şekilde tutacak veya satın alacak. Belki kötü bir ev olacak, belki koşuluna uymayacak, belki çok zorlanacak ama dediğimiz gibi insanın en önemli ihtiyaçlarından olan barınma sorunu bitmez hiçbir zaman ve bu da engellenmez.
Yani kanun değişti, uygulama değişti, bu böyle oldu, böyle oldu diye vatandaş gidip sokakta yatacak hali yok. Mutlaka başını sokacak, bir ev bulacak. Veya işte imkanı olan satın almak için elinden geleni yapacak. Neticede dediğimiz gibi bu uygulamada ve sosyal hayatta yaşadığımız, yaşayacağımız şeyler. Şimdi peynire 200-300 lira oldu diye biz yemiyor muyuz? Mutlaka az olsa yiyorsun. Onda da insan çözümü bulacak. İşte bugün aslında açıklandı. Bir semt semt kiralık fiyatlar da İstanbul genelinde açıklandı. 10 bine de ev var İstanbul'da, 100 bine de ev var. Yani insanlar da kendi bütçesine, kendi sosyal yapısına uygun. Belki biraz yaşam alışkanlığı değişecek. Belki istemediği bir semtte yaşayacak ama başka yolu yoksa, başka çaresi yoksa buna da uyacak yani. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Stüdyomuza geldiniz, yayınımıza katıldınız. Nizamettin Aşa bizimle birlikteydi efendim. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Ve Fokus'u burada sonlandırıyoruz. Birazdan 30 dakikada Ece Maat sizinle birlikte olacak. Görüşmek üzere.